Satılık bir karavan videosuyla karşınızdayım. 11 dakikada bu karavana ait bütün bilgileri sizlerle paylaşacağım. Öncelikle aracın kendi özellikleri, daha sonra karavana ait özelliklerin tamamını buradan sizlerle paylaşacağım. Öncelikle aracın tramer sorgusu ekranın sağ tarafında mevcut. İsteyenler durdurup yakınlaştırarak okuyabilirler. Gördüğünüz gibi bütün detayları paylaşıyorum. Araç 433 bin kilometrede. Bu da arkadaşlar şaseye ait fotoğraf. Şasede bir işlem olmadığını görüyorsunuz. Aracın motoru. Araç 368 bin kilometredeyken tamamen motor yaptırılmış. Faturayı ekrana paylaşıyorum. Buradan da yapılan işle ilgili ve yapan firma ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada fatura, değişen parçalar ve fiyatları burada detaylı bir şekilde paylaşılmış. Aracın dışından devam edelim. Araç 2008 model, 13 metreküp yani L3 H2 Peugeot Boxer, 1 artı 1 karavan ruhsatlı, arkasında sabit bir yatak var. Muayenesi Temmuz 2024'e kadar geçerli. 4 adet lastik sıfıra yakın. Aracın dışı nardo griye boyanmış. Gördüğünüz gibi karavan camları kullanılıyor. Bir dış aydınlatmamız var. Tentimiz var. Koltuklar dönebiliyor. Deri kaplı. Deri de aşınmalar var. Bunu da belirteyim. İkili ocağımızı görüyorsunuz. Ev yemizi, banyoyu. Klasik düzen dediğimiz bir karavan düzeni arkadaşlar. En çok tercih edilen planlardan biridir. Evet, şöyle aracın dışını tekrar bir görelim. Dilerseniz bagaj kısmıyla devam edelim. Bagajı açtığımız zaman arkadaşlar 130 litre bir su deposu bizi karşılıyor. Pardon, 160 litre. Aracın pis suyu ise 125 litre. 125 litre olan pis su deposu aracın altında konumlandırılmış. Manuel bir şekilde vanayı açılarak boşaltım yapılabiliyor. Genleşme tankı ve hidroforu görüyorsunuz. Tüpümüzü gördünüz. Bagajımızın aydınlatması. Gördüğünüz gibi yeterli alan mevcut. Karavanın mobilyasında tamamen kavak kontra kullanılmış. Bunu da belirtmekte fayda var. Önemli bir detay. 10 inç dokunmatik multimedyayı görüyorsunuz. Göğüse monte edilmiş. Aracın şu an kilometresi. Biliyorsunuz 400 bini geçtikten sonra tekrardan sıfırdan başlıyor. 433 binde olduğunu söylemiştim. Ekranda 33 bin görünüyor. Normalde burada arkadaşlar şoförün üstünde bir bölme olur. Bu bölme kaldırılarak yükseltilmiş. Burada fiber kullanılmış. Fiberin üzerine ise kaplama yapılmış. Gördüğünüz gibi aydınlatmalar gayet yeterli. Ve çok göz yormayan renkler tercih edilmiş. Tabi okuma lambaları var. Beyaz aydınlatmalar da mevcut. 5000 wattlık yani 5 kilowattlık dizel ortam ısıtıcısı var. Çin malı bir dizel ortam ısıtıcısı. Kontrol panelini görüyorsunuz. Tahmin ettiğiniz gibi masa aşağı inerek orada tek kişilik bir yatak oluyor. Koltukların 2 adet kolçağı var. Rahat bir oturum sağlanıyor bu şekilde. Camlar Rhino Glass, yerli karavan camları. Plexi olduğunu da belirtmekte fayda var arkadaşlar. Plexi olması, çift kat olması ısı yalıtımını yüksek seviyelerde tutuyor. Camlara oranla daha yüksek bir ısı yalıtımı sağlamış oluyorsunuz. Ayrıca geri görüş kamerası da bağlıydı ekrana. Onu da belirteyim. Gördüğünüz gibi bas çek kilitler var. Dolapların içi bu şekilde. Bütün kilitler bas çek. Dolapların altında ise okuma lambaları var. Ayrıca baş kısmında da bir tane okuma lambası var.
Gördüğünüz gibi hepsi karavan camı. 4 adet kilidi var. Ayrıca bir kademe de havalandırma var. En önemli kısımlardan birisi elektrik. Arkadaşlar elektrik 2 tane 205 watt güneş paneli var. 2 çarpı 100 amper az kullanılmış jelakü var. DC-DC 30 amper havensiz görüyorsunuz. Yani araçtan şarj. Ayrıca tam sinüs invertör ve MPPT var. Tam sinüs invertörlerin MPPT'leri yeterli olmadığı için ekstra bir MPPT daha takılmış. Gördüğünüz gibi elektrik kısmının havalandırılması da mevcut. Bu önemli bir detay. Muhakkak bu kısım havalandırılmalı ve şalterini görüyorsunuz. Şalter acil durumlarda bütün devreyi kesmek için olmazsa olmaz bir ekipmandır. Banyoya geldiğimizde ise Tedford C223S modeli bir tuvalet var. Kasetli, dıştan kasetli. Ayrıca duş perdesinde mevcut. Bu kısım arkadaşlar bu arada bütün camlarda sineklik ve gölgelik mevcut. Ayrıca yatağımızın üst kısmında bir adet heki var. Lastiklerden bahsedecek olursak 4 adet lastik de yeni alınalı 1 yıl olmuş. Kış lastikleri var. Kış lastiklerini ben de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü kuma girecekseniz, hafif araziye girecekseniz daha iyi yol tutuyor. Bu arada fark ettiğiniz gibi aracın lambaları silinmiş ve iç kasa siyaha boyanarak bütün dış görünümle uyumlu hale getirilmiş. Karavanımızın dışında su alım var, anahtarlı. Dış duş var ve dış elektrik var. Ve ayrıca tentemiz mevcut. Burada tuvaletimizin kasetini görüyorsunuz. Kaset bu şekilde çıkarılarak tutma kolundan rahatlıkla istediğiniz yere götürüp boşaltabiliyorsunuz. Tabii burada doğaya zarar vermeyen noktalara boşaltmak gerekiyor. Unuttuğum detaylar olabilir diye tekrardan burada bütün bilgileri paylaşıyorum. Araçta göğüs kliması var, sonradan takılmış. Koltuklar dönüyor. İkili ocağımız var. 160 litre temiz, 125 litre gri sirdöpemiz var. Hidrofor genleşme LED'ler, okuma lambaları, bas çekler, kasetli tente yerli arkadaşlar. Bu dışı siyah boyanmış. 3 kişi yatma kapasitesi, 2 kişi seyahat etme kapasiteniz mevcut. Baskı balata Temmuz 2023'te değişmiş. Aracın aküsü yeni tarihli ve sıfır takılmış arkadaşlar. Garantisi 2 yıl boyunca devam edecek. Ortalama bir aküde arkadaşlar 2500-3000 lira civarında. Çünkü yüksek amperli aküler tercih ediliyor karavanlarda. Ducato ve Peugeot Boxer'da 90 ile 102 amper arası tercih ediliyor. 80'de de çalışıyor ama zor çalışıyor. Bunu da belirtmekte fayda var. Karavanımızın hızlı bir videosunu ekledim arkadaşlar. Unuttuğumuz bir şey olur, gözünüzden kaçan bir şey olur ya da tekrardan incelemek isterseniz diye. Gördüğünüz gibi farlar kırmızı renkli, emniyet kemerlerimiz aracın eksik olarak arkadaşlar koltukların döşemelerinin yıpranmasını söyleyebilirim. Bunun da tamiri yaklaşık 2000-3000 TL tutuyor. Değiştirmek isterseniz de koltuk başına 5000 lira tutuyor. Gördüğünüz gibi perde. Perde önemli arkadaşlar çünkü şoför mahalliyle yaşam alanını ayıran bir mahrumiyet sağlayan az da olsa ısının geçişini, transferini de engelleyen bir perde kullanmak gerekiyor. 90 litre regal buzdolabımız var. Kapaklı evye var. Çekmecelerimiz de bas çek kilitli. Temiz su, pis su,
ve voltaj göstergemiz vardı. Yatağın özelliklerinden de bahsedeyim. Arkadaşlar yatak asimetrik bir yatak. 130'a 120, yani başınızın koyduğunuz taraf 130, ayak koyduğunuz taraf 120. 182 santimde yatak genişliği var. Arkadaki camlar, kapıdaki camlar açılmıyor. Sadece gölgelikleri var o yüzden. İki taraftakiler ise hem açılabiliyor hem güneşlik ve sineklikleri var. Banyomuzda ise 20'ye 40 bir havalandırma mevcut. Bir adet saklama gözümüz var. Tuvalet kasetli ve dönebiliyor. Son olarak fotoğraflarla baş başa bırakıyorum sizi. Araç Ankara'da, fiyat 790 bin TL. Yorumlar ve açıklamalar kısmında diğer bütün detayları paylaştım.